dostlar herkese selamlar bugün bir önceki videoda bahsettiğim kaldıraçlı işlem taktiğinden sizlere biraz bahsedeceğim evet launch pool olarak bir kere elde ediliyor new trading olarak ayrı bir kere elde ediliyor ama kaldıraçlı işlemler biraz daha kasa yönetimi ve olmanız gereken yere bağlı olduğu için bunun kazancı birçok arkadaş yeni girenler adına kumar gözüyle bakabiliyor ancak bu kesinlikle yanlış şimdi gelin videoya geçelim şimdi görmüş olduğunuz gibi şubatın ikinci haftasından itibaren Excel'de kayıt Alpine arkadaşlar ve ben aynı şekilde aldığımız tüm işlemleri bu şekilde gruba yazmaktayız. Sonuçlarıyla birlikte zaten ilerledikçe bu şekilde güncellemekteyim. Hem ne oluyor? Trade grubunda haftalık backtest açısından bir video çekme fırsatım oluyor. Ve hangi işlemi neden neye göre aldığımı detaylı olarak anlatmaktayım. Bunların hepsini trade grubunda detaylı olarak paylaşmaktayım. Solana, Alpine, BTC, Scalp Short aynı şekilde. Şimdi gelelim Solana Mesela spot işlemleri bahsetmiyorum. Burada yine 2x karımız var. Hangi mantıkla? Entry stop noktam TP noktalarımı kademeli bir şekilde paylaşmaktayım. Bu şekilde aynı stop noktam vadem kasamın ne kadarını ayırdım vesaire şeklinde ve TP geldiğinde de bu şekilde yazmaktayım ve 2x'in üzerinde sadece hap eden kar ki burayı da durdurup yani detaylı olarak bakabilirsiniz. Birçok oyundan çok güzel karlar elde etti. Kasaya olan etkisi şu sıra aynı şekilde. Sonuç TP alınan riskimiz ne kadar vesaire vesaire bu şekilde. Şimdi gelelim lafı çok uzatmadan öncelikle ben bu işlemleri neye göre alıyorum? En son Solana Scalp Long işlemi aldım. Mesela mesela bu işlem neye göre alınan bir işlemdi? Entry stop tp noktamız ki scalp bir pozisyon olduğu için bizim burada 50x'de %25'lik bir stop loss'umuz vardı. Yani %0.50 20x'de %10 civarında bir stop loss vardı. Ben bunu 100x olarak değerlendirdim ve 8.5 ar arar ar mantığıyla net bir kar elde ettim. 720 net bir pozisyon karıyla kapattım dostlar. Unutmadan hatırlatayım bu gruba gelip benimle birlikte işlem almak istiyorsanız da aynı şekilde admin hocalarımız ve bana burada soru ve analiz isteyebileceğiniz bir de grubumuz var. Bir de biliyorsunuz ki trade grubuna katılanlara özel en başta katıldıktan sonra bir eğitim serisi atılmakta. Bu seride de ben bu işlemleri neye göre nasıl aldığımı, kasa yönetiminiz yani kısaca A'dan Z'ye en az piyasada bir yıllık bir tecrübe katacağını düşündüğüm başlangıç ve orta seviye düzeyinde bir eğitim serisi de mevcut. Bu da trade grubuna katılanlara özel ömür boyu ücretsiz bir şekilde sunulmakta bilginiz olsun. Bu gruba katılmak istiyorsanız da videonun açıklama kısmında katılım formu mevcut. Dilerseniz normal grupta sabitlenenlerde de katılım formu mevcut. Gerekirse benimle de iletişime geçebileceğiniz bir link var dostlar. Ve şu hani public olarak işlem paylaşmıyor musun? tabii ki de paylaşıyorum. En basitinden Alpine işlemimiz. Az önce gösterdiğim ile işlemi. Şöyle gösterelim. TP1 geldi. %30 net bir kar işlem bu şekilde. Ki aldıktan sonra yayında da zaten paylaştım. Ve Twitter tarafında da paylaştım. Ne yazmışız? Şöyle bakalım mesela 6 Mart'ta biz bu işlemi almışız. Şu şekilde bir detay geçmişim. Örnek vermek gerekirse. Mesela eskiden Bitcoin düşerse ve alternatif Coin'lerde düşerse Phantom okunlar hype'lerde. Alpine alıyorum diyerek yazdım ve bundan sonra bundan önce birçok beta kartımız olsun birçok işlem aynı şekilde şeffaf olarak burada da paylaşılmakta. Tabii ki de hepsi değil. Tüm aldığım işlemleri trade grubunda paylaşmaktayım. Ara ara da normal grupta bu şekilde paylaşmaktayım. Ama news tradinglerin hepsini normal grupta da paylaşmaktayım dostlar. Bilginiz olsun. Bitcoin harici LRC bu işlemler diye aynı şekilde. Şimdi mesela en basitinden yazmışız. Şimdi Zeta'yı dün verdim. %25 yaptı hocam kaçtı gitti diyorsunuz. Belki ama fırsat hesaplar bitmez. Bakayım %2'siyle DIA alıyorum. yüzde %50 kardan sonra satarım demişim. yüzde %80 ve TP aldığımı söylemişim dostlar bu şekilde. Tertemiz bu tarz işlemleri de normal grupta görebilirsiniz. Yine videonun açıklama kısmında katılmayı unutmayın. Mesela örnek vermek gerekirse Bong bu işlemlerden sadece biriydi. Son yayında paylaştığım bir karttı. Şimdi gelin Solana işleminden ben bazı almak istiyorum. Bir de Bitcoin'den short pozisyonumuz var bizim. Yine 50 x de 100x civarında da %800 net bir kar. Bitcoin Bitcoin Scalp Short ve Solana Long işlemini ben neye göre neden aldım? Şimdi bizim işlemi aldığımız yer öncelikle şöyle tekrar şeffaf olarak paylaşmak istiyorum sizlerle dostlar. Hemen Solana öncesi ben bu alanda bir giriş paylaştım. Bu uygulayacağım strateji normalde hani price action modeli bilen arkadaşlar için normal bir MSB kırılımı vermesi beklenir. Ancak ben MSB vermeden burada bir işlem alıyorum. Bunu neye göre aldığımı detaylı olarak sizlere paylaşacağım ve piyasadan 1.0 önde olacağınızı düşündüğüm yani genel anlamda kaldırıcı en azından tur atmaktansa bu stratejiyi uygulayarak 1-0 herkesten önde olacağınıza inanıyorum ki kanalda birçok videosu var dostlar. Bu tarz stratejilerimin, taktiklerimin aynı şekilde. hasta taktik vesaire o bu değil. Bunlar olmanız gereken, bilmeniz gerekenler diyerek altını çiziyorum tekrardan. Kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Videoyu da dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Şimdi fiyat bu aralığa gelmiş. Biz en baştan alalım. Nerede bir entry işlem almışız? Bu alanda hemen şöyle ufaltıyorum tekrar. Ben burada bir işlem alıyorum. Neye göre işlem olur Şimdi belli bir alanda şu şekilde bir likittesi var yani burası bizim için açık bir likitte burada uygulayacağım strateji ve uyguladığım konsept açık likitte sıralamayı unutmayın 1 order block 2 açık likitte 3 msb'dir eq AQ low'dur. eqi'dir yani size yön tayin ettirebilecek herhangi bir etken lazım bize grafikte şimdi bunu değiştiremedim büyük ihtimal trading bir evde ufak bir hata var yine sıkıntı yok dostlar burası açık likitteydi gelen fliple birlikte açık likitte kapandı mı kapandı saatlikte böyle en temel bir analiz yapıyorum ve iki tane üç tane barem çiziyorum böyle eşdeğer mumlarla alt 3 onaylı üst 2 3 onaylı şekilde bana yeterli bir kama oluşturabilecek düzeyde bu saf dışı ama ben buna dayanarak herhangi bir işlem almamam lazım eğer dayansaydım buradan da işlem alabilirdim tabii ki de alabilirdim şimdi 15 dakikalığa bakıyorum öncelikle ana trendinden emin oluyorum 4 saatlikte şöyle tekrar bir göstereyim ana trendimiz yükseliş yönlü yani ne zaman kırılabilir son low kırıldığı zaman yani trend şöyle diyeyim Son tepeyi yaptıran low'un altında bir low gelmediği sürece trend bu diş olarak devam eder. Eğer altında gelirse bu şekilde bir işe dönmüş olurdu. Bu yüzden biz hala trendin long yönlü olduğundan devam ediyoruz ve bu şekilde anlıyoruz. Saatliğe geçtim. Grafik açısından ben 15 dakikalık ve saatlikte belirgin bir şekilde açık dikitteler var. Bakın bu grafikler şu şekilde diyeyim. Şu şekilde bir açık dikitte baremi bıraktığında kesinlikle düşecekse de bir fake atar. Geri gider tekrar buradan retest düşer. Veya bunun tam tersi fiyat yükseliş yönlü gidiyor. Yukarı yönlü patlayacaksa da bu şekilde sert bir hareket yapar fiyat tekrar buradan devam eder. Yani bu likitleri market maker göz göstere göstere yedirmez. Burada hem fikirizdir diye umut ediyorum ki açık likitte konseptlerini nasıl uygulayabileceğiniz detaylı bir videosu da yine trade grubunda trade eğitim serisinde bahsetmekti. Şimdi net bir şekilde açık likitte yani açık likitteden kastımız şu herhangi son bir tepe bir önceki tepenin merdiven gibi hemen altında. Bakın yani şu olmuyor. Burada da aynı devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bak açık likiditeler birikti. O kadar fazla birikti ki buradan tüm short giren arkadaşlar sırayla ekmek yemeye devam ediyor. Burada ekmeklerini yiyorlar. Fiyat belli bir bölgeden destek aldığını görüyoruz. Burası neresi? Sadece bir çizgi atıyorum. Bakın yatay bir çizgi. Çok basit bakın grafiklere dostlar. Altın üstünü aramayın. Alt bölge açık likiditeleri varmış burada. Bu gelen hareketle birlikte bu kitleler kapandı mı? Kapandı. Şimdi ise 1, 2, 3 tane baremim bana destek olarak çalıştırdığını gösteren ufak bir destek bölgesi var 15 dakikalıkta. Bu çizgi bölgesini attım. Peki bu hareketin gelme neydi? Hem bir paralel kanal retesti hem de açık dikitte. Yani aşağı gitmesi için bir neden vardı. Tamamdır. Peki bu fiyatın tekrar yukarı çıkması ve kaybettiği bu destek bandının altında kalmasını olmuş oluyor. Bize ister işin değil, ister fake out deyin, ister silkeleme deyin. Ne dediğiniz hiç önemli değil. Size para kazandırması ve olmanız gereken yeri belirtmesi önemli burada dostlar. Şimdi burada da tekrar altını çizerek söylüyorum. Baremin yani şu bandın şöyle bir buraya yeşil bant atayım. Daha kolay anlatılmış olur hem. Şimdi bu bölgenin üstüne tekrar fiyat hareketi geldi. Ve bizim açık dikitteler hala duruyor. Bize MSB vermesi için ne lazım? Son dibi yaptıran low'un üstünde bir kapanış lazım. Burada en fikir miyiz hem fikiriz. MSB'yi nerede vermiş? Burada ama biz çoktan işlemdeydik ki TP1 aldık bile. Burada bakın düzeltmesini yapıyor. Alternatif işleme girilebilecek bölge tekrar burası olurdu. Şöyle çizeyim. İsterseniz düşen trend kırılımından sonra hem MSB onayı vermiş. Şöyle belirteyim bölgeyi. Hem de buradan sonra tekrar geri dönüş retestlerini almış. Buradan sonra yükselişe gitmiş. Bunların hepsini trade eğitim serisinde anlatmaktayım zaten dostlar. Ve bu kırılım geldikten sonra işleme dahil olabilirsiniz. Bu olabildiğince riski az ve açık likitte odaklı %90 doğruluk payı olan. Yani %90 kesinlikle e, bu likitteleri almadan git gitmiyor zaten dostlar. Öyle diyeyim. Kendi testlerime dayanarak bir işlemde olmanız gereken yer bu şekilde belirtebilirsiniz. Ve açık dikitte bölgesinin hemen üstü. Nasıl olsa bu fiyat kırılımı yaptıktan sonra bu bölgeleri gelecek ki şöyle diyeyim fazlasını bile gitti. Biz eğer kapatmasaydık yaklaşık 30-32x yani %3200 civarında net bir kâra ulaşmış durumdaydı dostlar. Bilginiz olsun. Bak burada açık dikitteler var. Bu hareketle alıyor. Akabinde tekrar yola devam ediyor. Şu an tekrar trendine devam etmiş durumda. Tekrar bir kama oluşturuyor. Ne zaman bizim bu bölgeler kırıldıktan sonra son tepeyi yaptıran lowlar kırıldıktan sonra tekrar geri dönüş bölgeleri bakabiliriz. Alternatif ben mesela şu şekilde bir bölge bakarım. Buradan Solana geldi. Bu low en son tepeyi yaptıran alan şu an lokal yani major dip burası. Bu bölge kırıldıktan sonra alternatif buralardan eğer bir açıklık kitlesi yoksa geri dönüş bakarım. Ben özellikle grafiklerde son tepeyi yaptıran major low şu an fiyat hareketli olduğu için burayı major high sayamıyorum. Bilginiz olsun dostlar. Bu yüzden fiyat hareketli bu şekilde kovalamanız sizlere çok 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 artısı olacaktır. Buradaki mantığı anlamışsınızdır. Bant alanı tekrar kazanıldı. Re testinde bandı. Çünkü buraya gitmesinin bir nedeni var. E madem fiyat olarak aşağı fiyatladın. Açık dikitlerim var. Sen her halükarda coin yani pair e, üste gitmek isteyecek. MSB'yi de bekleyebilirsiniz. Kazanmış bak re test yani şu MSB'den anlamıyorsunuz diyorum. Düşen trendi kırdı. Tekrar bak re test kısmında girebilirsiniz. Tertemiz bir analiz. Son low'un hemen altı stop loss olur aynı şekilde. Ki ben burada aynı bant altında stop loss. Zaten destek bandı olduğu net bir şekilde belli ediyor. Burada kalan iğnelerle. Aynı şekilde yola devam ediyor. So, bitcoin tarafına gelelim. Şimdi bitcoin tarafında bir arkadaşımız bana yazdı. Ya hocam bitcoin'de bir işlem aldık. Evet çok güzel para kazandık. Teşekkürler. Ama ve lakin benim anlamadığım bir konu var. Bitcoin'deki işlemi biz neye göre aldık ve bir kırılım gelmemişti. Şimdi bitcoin işlemini ben neye göre aldım şöyle hemen bir kartımı gösterelim. Şu şekilde bizim belli bir fiyat aralığımız var. Ben burada uyguladığım ne bunu da detaylı olarak şimdi anlatacağım. Gördüğünüz zaten enter alanım giriş seviyem nereden ne pozisyon almışız. Şu şekilde bitcoin de bak burada tekrar bir iyi test alıyor. Hiç sıkıntı değil. Burada hedefimiz zaten TP3 kapanmış durumda. Scalp bir işlemdi bilginiz olsun. Yani kısa vade yüksek kaldıraçlı bir işlemdi. Şimdi yine kamaya tarzı bir grafiğimiz var belli bir alanda. Olası lokal tepem lokal dibim. Orası lokal tepem bu bölge. Buradan sonra fiyat tekrar bir lokal dip yapıyor. Tekrar lokal tepe ama ve lakin ben yani bu biraz daha tecrübe değil belki sakın yanlış anlamayın haşa ben sizden de üstün değilim aynı şekilde bu zamanla kendi uyguladığım bir strateji ve aldığım backtestler bak şimdi şöyle anlatayım son lokal tepeden sonra bak burada ne yapmış fiyat burayı tek cazide kırıyor ve buralarda tekrar hareket isteği gelmiyor tek bir şey FVG'sini doldurmak için dolduruyor yola devam ediyor şimdi biz burada fiyatın hala güçlü olduğunu anlayabiliriz ama ve lakin lokal tepe yapmasına rağmen fiyatın hacimli bir kazanamayıp buralarda tekrar takıl Olması, bu fiyatın zayıfladığı anlamına gelir. Yani şöyle bir örnek daha göstereyim. Burada lokal dip tepe var. Bir saniye. Şuradan önceki bölgelerde lokal tepe var. Fiyat hacimli kazandı. Sadece bu bölgeleri doldurdu. Tekrar yoluna devam etti. Ama lakin burada dikkat ettiyseniz fiyat bölgeyi kazandı, direkt düştü. Tekrar bu bölgelerde zayıf bir şekilde kaldı ve tekrar düştü. Biz de bu şekilde bandı kaybettikten sonra yani son lokal dibin artık altında seyretmeye başlıyor. Evet burada da dibini son lokal dibin alt bölgesine diyor. Ama fiyat bir şekilde üst bölgeye doğru iğmeleniyor. Devam ediyor. Burada ise tam tersi. Son lokal dibinde altına seyrediyor. Ve buralarda görmüş olduğunuz gibi retest kısmında biz işleme atlıyoruz dostlar. Bu şekilde aldığım pozisyonlarda da hem kama var. Kama gereği ne olmuş oluyor? Bizim için burası şu alan belirttiğim geniş bir divination fake out değil. Hiç sıkıntı değil. Fake out oluyor. Tekrar bant içine giriyor. Retest atıyor. Short. E paralel kanallarda zaten neydi bizim stratejimiz? Dostlar dedim. Daha önce de anlatmıştım. Hani Pendle'da falan %2 bin 600'lük bir işlem almıştık bunlar filan. Olası fiyat hareketi devam ediyor, geliyor, geliyor. Vekat atar çünkü herkesin short için beklediği alan paralel üst kanal Alt bölgeye gelir, burada bir de MSB verir. Geri dönüş retestinde. burası bizim için deviation'dır. Hiç affetmeyin shorttur veya bunun tam tersi grafiğinde de düşen paralel kanallarda aynı şekilde longtur. Ama buradaki MSB olayını sakın kaçırmayın dostlar, bilginiz olsun. Dediğim gibi bunların detaylı bir videosu zaten trade eğitim serisinde mevcut kanalda da birçok örneği var. Bu olası grafiklerde, paralel kanallarda aynı şekilde dikkat edin. Bakın burası geniş bir deviation alanı. Aynı şekilde bant altına girdi. Bir de biz neyi anladık dostlar burada? Son tepeyi yaptıran low burası. Bak kırılım geldi. Biz kırılımdan önce girdik aslında. Ama az önce bahsettiğim sonladık gibi. dik kırılım bekleyen arkadaşlar da aynı şekilde kırılımdan sonra retest kısmında bu bant aralıklarında gayet işleme girebilir. Bitcoin'de de aslında aynı. Şu çizgileri bir sileyim. Hem kafanız karışmasın hem net görün grafiği. Mantığı buraya kadar anlamışsınız anlamışsınızdır umarım dostlar. Çok olabildiğince basit anlatmaya çalıştım. Çünkü elinden geldiğince açıklayıcı olması adına. Şimdi market kırılımı burada yapmış. Neye göre belirliyoruz burada? Son tepeyi yaptıran low burası. Burada düzeltmesi. Bu tepeyi yaptıran da burası. E burada bir market sakır break dediğimiz olay. Market kırılımı geliyor. Hatta burada da ikinci onayı geliyor. Ve test alanı ve fiyat yıkılıyor olsa. Biz zaten burada işlemdeydik. İsterseniz buradaki testteki işlemde de olabilirdiniz. Çünkü BSB'yi buradan sonra vermiş durumda. Bunu da tekrar belirtelim dostlar. Bu şekilde alternatif olabileceğiniz yeri en doğru şekilde tradeleyebileceğiniz bir yöntem anlattım sizlere. Umarım video yararlı ve faydalı olmuştur. En azından bu stratejiyi uyguladığınız takdirde bir de arar mantığı kattığınızda zaten piyasadan olabildiğince 1-0, 2-0, 3-0 önde olacaksınız diğer herkes adına. Çünkü %50, %50 şansa bir işlem almıyorsunuz. Olmanız gereken yeri bulup olmanız gereken riski alıp aynı şekilde olması gereken stop ve kar alma noktasını yazıp arkanıza yaslanıyorsunuz ki önemli olan da zaten bu işlemi açmadan önce stop noktanızı belirtebilmek ve henüz işlemi açmadan TP noktasını belirleyebilmek önemli olan unsurlarda bu bu tarz grafiklerde de ne bildiğiniz price action modelindeki gibi son lokal tepenin hemen üstü stop loss'tur veya tam tersi bir short pozisyondaysanız son lokal dibin hemen altı stop loss'tur olsa grafiği tersi çevirdim hemen kolay olması açısından Aynı solundaki mantık da aynı dostlar bilginiz olsun stop loss noktanız burası market kırılımından sonra hani uyguladığım strateji bu şekildeydi umarım artısı faydası olur umarım önümüzdeki süreçlerde çok daha güzel mesajlarınız gelir dostlar bu video bu kadar diyelim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.